hoş geldiniz. Bu programımızda klasik Türk musikisinin en büyük bestekarlarından Buhurizade Mustafa Itri Efendi'yi tanıtacağız. Musikimizin ölümsüz isimlerinin başında gelen Itri, Türk musikisinin Abdülkadir Meragi ile Dede Efendi arasındaki çağda tek doruk noktasıdır. 17. yüzyılda yaşamış olan Itri'nin günümüze ulaşabilen çok az sayıdaki eserleri üstün bir değer taşımaktadır. Bu eserler arasında Neva makamındaki kârı, büyük formda bestelenmiş eserlerin en güçlüsü olarak değerlendirilmektedir. Neva kârı için bu eser Itri'nin dehasıdır denilebilir. Musikimiz bu eserde hemen fark edilebilen bir kudret halindedir. Itri, musikimizin bütün ihtişamını sanki bu eserinde aksettirmiştir. Nevakar emsalsiz yapısıyla, zengin makam geçkileriyle, ritmik özellikleriyle musikimizin sembolü ve şaheseridir. Yahya Kemal Beyatlı, Itri adlı şiirinde bu yüce bestekarı şiir dilinin azami kudretiyle en güzel şekliyle terennüm etmiştir. Büyük Itri'ye eskiler derler, bizim öz musikimizin piri. O kadar halkı sevk edip yer yer o şafak vaktinin cihangiri, nice bayramların sabah erken göğü top sesleriyle gürlerken söylemiş saltanatlı tekbiri. Ta bu dinden Irak'a, Mısır'a kadar fethedilmiş uzak diyarlardan vatan üstünde hür esen rüzgar ses götürmüş bütün baharlardan. O deha öyle toplamış ki bizi, 700 yıl süren hikayemizi dinlemiş ihtiyar çınarlardan. Musikisinde bir taraftan din, bir taraftan bütün hayat akmış. Her taraftan boğaz, o şehrain, mavi tuncayla gür fırat akmış. Nice seslerle gök ve yerlerimiz, hüznümüz, şevkimiz, zaferlerimiz, bize benzer o kainat akmış. Çok zaman dinledim nevakârı, bir terennüm ki hem geniş hem şuh. Dağılırken nevanın esrarı, başlıyor şark ufuklarında vuzuh. Mest olup sözlerinde her heceden, yola düşmüş birer birer geceden, yürüyor fecre 50 milyon ruh. Kıskanıp gizlemiş kaza ve kader, belki 1000'den ziyade bestesini. Bize miras kaldı 20 eser, natıdır en mehibi, en derini. Vakıa, ney, kudüm gelince dile, hızlanan Mevlevi sema ile 7 kat arşa çıkmış ayini. O ki bir ihtişamlı dünyaya ses ve tel kudretiyle hakimdi. Adeta benziyor muammaya, ulemamız da bilmiyor kimdi. O eserler bugün define midir? Ebediyette bir hazine midir? Bir bilen var mı? Neredeler şimdi? Öyle bir musikiyi örten ölüm bir teselli bırakmaz insanda. Muhtemel görmüyor henüz gönlüm çok saatler geçince hicranda. Düşülür bir hayale zevk alınır. Belki hala o besteler çalınır gemiler geçmeyen bir ummanda. Sevgili seyirciler, şimdi söz musikinin. Doktor Nevzat Atlı yönetimindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Nevakarı seslendiriyor. Bu eser televizyonumuzda ilk defa icra edilmektedir.
Programımızı TRT Televizyon Dairesi müzik uzmanı Sayın Doğan Koçerli, tarihçi ve müzikolog Sayın Yılmaz Öztunan'ın Itri hakkındaki sohbetiyle devam ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, bu programımızda sizlere klasik Türk musikisinin en büyük bestecisi Buhurizade Mustafa Itri Efendi'yi Sayın Yılmaz Öztuna ile anlatacağız. Hoş geldiniz Sayın Öztuna. Hoş bulduk Sayın Koçer. Efendim, bize Buhurizade Mustafa Itri'nin hayat hikayesini kısaca anlatır mısınız? Memnuniyetle efendim. Buhurizade Mustafa Itri Efendi, Yavuz Çelebi, yaklaşık 1640 yılında İstanbul'da doğdu. Babasını tam ismini bilmiyoruz fakat Evliya Çelebi'nin bahsettiği bir hanende Buhuri Hafız vardır. Meşhur bir bestekar ve hanende, saray hanendesi olarak takdim ediyor Evliya Çelebi. Bu zatın Itri'nin babası olması muhtemeldir. Zaten müzisyen bir aileden gelmesi ihtimali de çok fazladır. Asıl ismi Mustafa'dır. Itri şiirlerinde kullandığı mahlastır ve birçok şairimiz, müzisyenimiz gibi mahlasıyla meşhur olmuştur. Mükemmel bir tahsil yapmıştır. Devrinin ilimlerini, Arapça ve Farsçayı ve mükemmel şekilde musiki öğrenmiştir. Saraya intisap etmiştir. Sarayda bilhassa 4. Mehmet'in uzun saltanatı, 39 senelik uzun saltanatı müddetince bu padişah tarafından himaye edilmiştir. Sarayda gerek Enderuni Humayun'da musiki müderrisi olmuş, harem kısmında da caviye kızlara musiki öğretmiştir. Ve kendi arzusu üzerine bir ara Esirciler Ketüdağlığı'na tayin edilmiştir. Esirciler Ketüdağlığı zamanın çok gelir getiren bir görevi. Bu görevin kendisine verilmesinden maksat bestekarı himaye etmek olduğu anlaşılır. Kırım hanlarından 1. Selim Giray'dan Itri'nin hamilerindendir. Itri 1712 senesinin Ocak ayında İstanbul'da ölmüştür. İşte takriben 72 yaşlarında. Yenikapı Mevlevihanesi'ne gömülmüştür. Bugün mezarı meçhuldür. Gerçi bir mezar taşı, sonradan dikilmiş bir mezar taşı var Koca Mustafa Paşa civarında. Fakat o mezar zannedildiği gibi Itri'nin değildir. Buhurcu Yakup adlı başka bir zaten aittir. Evet. Yani bugün Itri'ye ait Yenikapı'nın herhangi bir yerinde bir mezar taşı mevcut değildir. Itri'nin kısa biyografisi bundan ibaret efendim. Evet. Efendim, demin Itri isminin bir mahlas olduğunu ifade ettiniz. Bize şiirlerinden de söz eder misiniz biraz? Efendim, Itri aynı zamanda şair. Bir şiir divanı olduğu eski tezkirelerde kayıtlı. Fakat bugün Itri divanı elimizde yok. Divan halinde. Yani şiirlerini toplayan bir kitap halinde elimizde yok. Çeşitli mecmualarda Itri mahlasıyla yazılmış şiirlerden bir kısmı bestekarımıza ait. Fakat 1623'te ölen Itri mahlasını kullanan başka bir şair de vardır. Bazen iki şairin şiirleri karıştırılmıştır. Yani Itri aynı zamanda bir şairdir. Tabii şairliği bestekarlığının yanında fazla emniyetli değil. Değildir. Evet. Efendim, Itri zamanında kimlerden istifade etti acaba? Hangi hocalardan öğrendi musikiyi? Efendim, Itri'nin başlıca hocası Hafız Post. Büyük bestekar Hafız Post. Kasım Paşalı Koca Osman Efendi, Şeyh Ömer Derviş Ömer Efendi diğer musiki hocaları arasındadır. Bu üç hocasından başka diğer musiki hocaları hakkında bir bilgimiz yok. Bu üç kişinin hocası olduğunda Itri'nin bu ziyaretlerin ölümünde düşürdüğü tarih manzumeleriyle anlıyoruz. Itri hanende olarak meşhurdur. Ayrıca bir saz çalıp çalmadığını bilmiyoruz fakat neyzen olduğu hakkında bir rivayette zamanımıza kadar gelmiştir. Efendim, Itri'nin musiki ilmiyle de meşgul olduğunu biliyoruz. Bize bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Efendim, eski kaynaklar Itri'nin Abdülkadir Mevagi'den sonra gelen en musiki bilen bestekar olduğunu kaydediyorlarsa da Itri'nin bir müzikoloji eseri, bir edvarı yazılmışsa bile elimizde mevcut değildir. Yalnız Hafız Post, Hoca Hafız Post'un mecmuasının sonunda el yazısıyla yazılmış bazı kayıtlar vardır. Bunun dışında bir müzikoloji eseri mevcut değil. Yalnız Itri'nin Türk musikisini çok iyi bildiği muhakkak. Evet. Efendim, bize beste çalışmaları hakkında biraz malumat verir misiniz? Bildiğiniz gibi gerek din dışı eserlerdi ve gerekse dini eserleri fevkalade
mükemmellikte olan eserler bunlar. Bize din dışı eserlerinden özellikle nevakarı üzerinde durabilir miyiz? Efendim, Itri klasik Türk musikisinin şüphesiz en büyük bestekarıdır. Binden fazla eser bestelemiştir. Genç çağdaşı Şeyhülislam Esad Efendi'yi Atkabül Asar adlı Musiki Şinazlar tezkeresinde binden fazla eser bestelediği yazıldır. Bu eserlerden 400 küsurun güftesi elimizdedir bugün. Fakat notaları elimizde olan parçalar 42'den ibarettir. Yani Itri'nin 25'te 30'da bir eseri ancak bugün notalarıyla elimizdedir. Evet. Diğerlerinin besteleri unutulmuştur. Evet. Fakat bu 42 parçayla dahi Itri'nin çok büyük bir bestekar olduğunu görmek kabildir. Bu 42 parçanın tasnifi şöyledir. Dini eserler, din dışı eserler. Din dışı eserler, üç peşler bir saz semaisi, saz eserleri hariç tutulursa, büyük formlu söz eserleridir. 13 beste ve 13 semai, ağır ve yürük semai. Dini eserleri, bir segah mevlevi ayini, segah gene salat-ı ümmiye, bayram tekbiri, bir takım salatlar, duraklar ve ilahilerden ibarettir. Dini bestekar olarak ve büyük formda eserler besteleyen bestekar olarak Itri Türk musikisinde zirveyi teşkil eder. Evet. Bu zirveye estetik bakımdan erişilememiştir. Bazı eserlerinde bu zirve pek açık bir şekilde ortaya çıkar. Evet. Mesela Segah Yürük Semai, Tuti'yi Mucize Güryan, evet. Ne desem laf değil, Güftesi Nefi'nin, Hisar Beste, Cağım Lalindir Senin, Ayine Vuyi Enver'in, Güfte Vakı'nindir. Evet. Hisar Ağır Semai, Dili Pür Istirabın Mevce-i Seylattır Sensiz. Bu gibi eserler hakikaten Türk musikisinin büyük şaheserleri arasındadır. Fakat din dışı musikide Itri bilhassa nevakarıyla şöhret bulmuştur. Nevakar muazzam bir eserdir. Nim sakil usulüyle başlar ve biter fakat birçok büyük usullere geçki yapılır. Berefşan, Devri Kebir, Devri Revan gibi ve sakil gibi usullere geçkiler yapılır. Keza birçok makami geçkileri ihtiva eder. Muhteşem bir eserdir. Zaten kâr din dışı musikimizin en büyük şeklidir. Evet. Biliyorsunuz Sayın Koçer, kârda bir anane vardır. Güfteler Farsçadır ekseriyen. Evet. Itri ile bu kârı için gazel formunun şark şiirinde en büyük şairi olan Hafız-ı Şirazi'nin çok güzel, çok lirik bir gazelini seçmiştir. Güfte, yani güfte Farsçadır. Gülbünü Ayş Midemet, Sakî Gülizar Kû, Badi Bahal Mivezet, Badeyi Hoşgüvar Kû. Yani İşretin gül fidanı yeşermekte, gül yanaklı sakı nerede? Evet. Bahar yeli esiyor, lezzetli şarap nerede? Bu şeyle, beyitle başlar, evet. Kâr ve muhteşem bir şekilde devam eder. Din dışı Türk musikimizin en büyük şaheseridir. Nevakâr. Doktor Sufi Ezgi çok güzel bir şekilde notasını almıştır. Ve nevakârı üzerinde 30 yıl, 40 yıl teker teker her namesi, her cümlesi, her notası üzerinde çalışarak Doktor Nevzat Atlı en iyi, aslında en uygun, en estetik şekilde icra etme gayret etmiş ve muvaffak olmuştur. Sohbete biraz ara verelim ve Buhurizade Mustafa Itri Efendi'nin Pencgah bestesini dinleyelim. Meral Uğurlu söylüyor. Hem sohbeti dildar ile mesrur idik evvel. Thank you.
Evet. Bu güzel eserden sonra Sayın Yılmaz Öztuna ile Sayın Doğan Koçer'in sohbetlerini dinlemeye devam edelim. Efendim, dini eserleri, özellikle Segah Tekbiri, Salat-ı Ümmiyesi, Rasnaat'ı, bunlar malumhaliniz, bunlar İslam alemini böyle arkasından koşturabilecek, devamlı meşgul eden büyük eserler. Bunlar hakkında bize neler söyleyeceksiniz? Efendim, tekbirinden bahsedeyim. Itre'nin tekbiri bugün bütün İslam aleminde okunuyor. 300-350 seneden beri okunuyor. Bayramlarda, cuma günleri. Evet. Bir cümleden ibaret bir eserdir. Segah makamında yahut Irak perdesinden okursanız Irak makamında olur. Bir öneş ve bir avdeş dediğimiz iki cümle parçasından yapılmıştır. Bütün Türk musikisinde bunun üzerine çıkan bir şaheser yoktur. Evet. Bir yüce dinin ulviyeti insan dehasının azami sınırlarıyla ancak bu şekilde ifade edilebilmiştir. Zannedersem dünya musiki sanatında da zirvelerden birisini oluşturur. Bütün İslam alemi tarafından heyecanla okunmuştur. Ve 2. Abdülmecid tarafından çok seslendirilmiştir. Yani çok sesli şekilde, evet, de bir şeyi vardır. O da çalınıyor arada sırada TRT'mizde çok sesli olarak. Bayram tekbiri bu. Naat'ından bahsetmemi de ister misiniz? Lütfen efendim. Estağfurullah. Itre'nin Naat-ı Mevlana denen Naat'ın Mevlevi ayinlerinden evvel solo olarak mutlaka okunan ras makamında Darb-ı Türkiye usulünde büyük bir eserdir. Güftesi Mevlana'nındır. Hazreti Peygamber vasfında yazılmıştır. Zaten Naat malum haliniz Hazreti Peygamber vasfında yazılmış kasideye denir. Mevlana'nın olan güfteyi Itri büyük bir kudretle, büyük bir tasavvuf şevki ve zevkiyle bestelemiştir. Naat'ın geneleksel olarak Mevlevi hanelerde okunan şeklini Rauf Yekta notaya almıştır. Doktor Supi Ezgin Itri zamanında okunan, sonradan süslenen, çiçeklenen cümlelere ayıklayarak Naat'ın daha sade bir şekilde notaya alınmasında hizmete geçmişti. 30 sene çalıştı Doktor Supi Ezgi bu Naat'ı notaya almak, evet, için. Fakat bugün Rauf Yekta Bey'in notası okunuyor. Geleneksel şekilde o nota, evet, devam ediyor. Naat da tasavvuf musikimizin zirvelerinden birisiydi. Itri'nin diğer dini eserleri de hemen hemen aynı değerlidir. Aynı mükemmel. Sayın Öztuna, bazı kaynaklar Itri'nin şarkı, türkü formunda eserler yaptığını da yazıyor. Sizin bu konudaki fikriniz nedir? Efendim, eski mecmualarda Itri'nin şarkı ve güftelerinin güfteleri görülüyor, şarkı ve türkülerinin. Evet. Fakat bugün elimizde notası olan Itri'ye ait hiçbir şarkı ve türkü yoktur. Evet. Zamanında bestelenmiş, bir müddet okunmuş, sonra kaybolmuş. Peki, çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim efendim. Şimdi de Itri'nin Buselik bestesini Münip Utandı'dan dinleyelim. Her gördüğü periye gönül müptela olur. Thank you.
Sayın seyirciler, Ahmet Hamdi Tanpınar musikimizle ilgili olarak şöyle yazmıştı: klasik musikimiz insanı yok eden yahut bir hayranlık duygusunda tüketen sanatlardan değildir. Bütün o ince ruhlu ve tevazulu ustalar sanatlarının zirvesi ne kadar yüksek olursa olsun insan hayatının içinde kalıyorlar ve onu bizimle beraber yaşamaktan hoşlanıyorlardı. Itri'nin her eseri bu görüşleri doğrulamıyor mu? O Türk aleminin his dünyasını ve inancını derin duyuşlar halinde aksettirmiş ve eserleriyle erişilmez bir ihtişam içinde müzik tarihimizde yer almıştır. Denilebilir ki kendinden sonraki bütün dönemler bu ihtişamın gölgesindedir. Sayın müzikseverler, şimdi gene Itri'nin o muhteşem musikisine dönüyoruz. Güftesi şair Nefi'ye ait olan Segah Yürük Semai ile programımızı bitiriyoruz. Sayın seyirciler, Doktor Nevzat...
Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun